Evet, kırmızı gruptaki bir diğer temsilcimiz Etimesgut Belediye Spor'a gelelim. Etimesgut'ta Niğde'yi biraz önce konuştuk. Evet. Yendi. Burak Çolak'ın attığı gol ile. Bu maç hakkında ne düşünüyorsun Mert? Genelde zaten Etimesgut'ta kim gol atar desek akla gelecek iki isimden bir tanesi Burak Çolak. Burak'ın attığı golle alınan güzel bir galibiyet var ki 3 Kasım'dan bu yana alınan ilk galibiyet oldu bu. En son Eyüpspor'u mağlup etmişlerdi. Yaklaşık 2,5 aylık bir aranın ardından gelen bir galibiyet. Etimesgut'un galibiyetini konuşmak gerçekten çok keyifli oluyormuş. Onlar da artık rahatladılar. Ondan sonra değerli bir galibiyet aldılar. Evet. Transfer sezonunun bitmesini görmem gerek demişti Gökalp abi. Doğru. Niğde Anadolu kapalı kutu. Altınordu'dan yardım gelecek mi, gelmeyecek mi, futbolcu transferleri nasıl olacak? Ama hani destek gelmediğini ya da Altınordu'dan futbolcu gelmediğini düşünelim. Niğde Anadolu şu an 7 puanda ve böylesine bir haftada Niğde deplasmanından kurtulmak Etimesgut adına çok önemli bir gelişme oldu. Şimdi Karabük, evet, bir de iyi bir fikstürü var Etimeskut'un. Evet. Cumartesi günü Karabük'le oynayacaklar, o maçta seninle beraber olacağız. Karabük de zaten artık düştü gözüyle bakılıyor. 2 puandalar. Etimesgut o maçı da kazanarak 6 puanlık bir girişle rahatlayacaktır ve 24 puana çıkacaktır diye düşünüyorum. Hiçbir şekilde bir Karabük maçından puan kaybı beklemediğimi de ilave ediyorum. Evet Gökalp abi, bu maç ilk yarıda oynandığında berabere bitmişti. Evet. Etimeskut'un hani kendi evinde de oynanan bir maçtı ama şu an galibiyeti konuşuyoruz. Bu galibiyeti nasıl değerlendiriyorsun? Etimeskut'un Niğde Anadolu ile içeride berabere bitirdiği maçı ben tribünden izlemiştim. Hatta Niğde Anadolu'da hayran kalmıştım. Gencecik çocuklar nasıl koşuyorlar, nasıl basıyorlar, nasıl istekliler. Ben bu takım çok can yakar diyordum. Sonra sürekli bir mağlubiyet serisine girdi Niğde Anadolu. Orada da kaldı açıkçası. Hı hı. Bugün Tunahan Hoca ile de konuştum ben. Tunahan Akdoğan'la konuştum maçla ilgili. Şimdi üst üste 2 tane kolay maç görünüyor. Alttaki en son 2 takım 17 ve 18. sıralardaki. Şimdi Niğde Anadolu maçı ile ilgili ifadeleri şöyle. Altınordu'nun 19 takımı burada oynuyor. Genç çocuklar. Hoca da diyor oradan. Çok hareketliler. Ne yaptıklarını biliyorlar. Mücadele ediyorlar. Çok takımın canını yakarlar diyor ki ben ilk maçta aynı şeyi söylemiştim. Yani bu takım çok takımın canını yakar. Gerçi ligin ilk yarısında yakamadı. Açıkta söylemek gerekirse. Evet. Önündeki bir maç var. Şöyle ifade edeyim. Tunan Hoca'nın anlattıkları burada bitmedi. Şöyle ifade devam etti. Beraberlik stresi de vardı bizde. Hani ya kazanamazsak. Hı-hı. Çünkü sürekli bir mağlubiyet durumu var. Vardı. 80'de attı golü Etimesgut Belediye. Tabi galibiyetle moral buldu. Şimdi Karabük maçı içeride sen kolay maç olarak görüyorsun ama tabi fikstüre bakarak kolay maç görünüyor ama hoca ısrarla ve inatla Tunahan Hoca bizim için kolay maç yok. Bizim için herhangi bir puan tablosuna bakarak iş yapmak yok. Hı hı. Ben çıkar maçımı oynarım, maçımı kazanırım. Nasıl olsa benim aldığım puanları pazartesi günü tabloya yazarlar. Aslında doğru olan düşünce. Rahat oynama gibi bir lüksümüz yok mu demek istiyor? Hayır, yani rakibi küçümsemek gibi bir lüksümüz yok diyor. Hı hı. Biz Bandırma Spor'la, Tuzla Spor'la nasıl oynadıysak Karabük Spor'la da öyle oynarız. Burada kendi evimizde puan kaybetmek lüksümüz yok. Böyle bir hakkımız da yok. Bu maçı kazanmak için biz elimizden geleni yapacağız. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. İbrahim Alan kaburga kırığından dolayı 2 hafta daha dinlenecek. İlk yarıda da bir 6-7 maç kaçırmıştı. İlk yarıda 4-5 maç, 5 maç mıydı? 5 ya da 6 maç. 2 kez sakatlandı. Adalet sakatlığından yok. Bir tane sakatlıktan 4-5 maç kaçırdı. Diğer sakatlığından, kaburga kırığından zaten ilk yarıyı son 3 maçında 4 maçında yoktu. Evet. 2 hafta sonra ancak iyileşecek falan. Onun forma girmesi falan bayağı bir sürecektir sonuçta. İşte önemli bir kayıp Etimesgut. Yani işte zaten gol sorunlarının da temelinde altında yatan da bu. Bu maçta Burak Çolak atmış. İşte bir dahakinde Berat atar. Evet. Yani belki bir transfer ihtimali falan da var aslında. Yani mevcut durumda bir golcü takviyesi aslında fena da olmaz. İbrahim'in de formuna ulaşması için gerekli olan süreyi kayıp olarak geçirmemek de gerekir. Bilemiyoruz. Onlar da tabii mutlaka gözleri hani etrafa bakıyordur devre arasında kimi getiririz, kim faydalı olabilir diye.